depremi daha yaşadık. İstemesek de bu hayatın bir gerçeği, depremler oluyor. Ha, depremler öldürür mü? Hayır. İhmaller öldürür. Yani suistimaller öldürür. İşte kötü binalar öldürür sonuçta. Yani Japonya'da 10 şiddetinde deprem olsa ölen olmuyor. Bizim burada 5 şiddetinde depremde şu kadar kayıplar veriyoruz. Neden? Çünkü yerleşim, yani belediyeler çalışmıyor. Yani Cumhuriyet tarihinden beri, şimdi Adana'da bakarsın şu kadar belediye gelmiş geçmiş. Ben tanıdığım her belediye başkanı bir bütçe edebiyatı yapıyor. İşte imkansızlıklar edebiyatı yapıyor. Sonra belediye başkanı bakıyorsun zenginleşip gidiyor. Uzaktan bahsetmiyorum. Adana'nın merkezi, küçük saat. İşte Kocaevesir. İşte kaçak yapılaşmalar burada. Halen devam ediyor. Yok mu yetkili? Sesleniyorum buradan. Buyurun. Neden? Yani şimdi şu Kocaevesir'de yani deprem olabilir, Allah göstermesin, yangın olabilir, sel olabilir, başka bir afet olabilir. Yani buraya bir ambulans girebilir mi? İtfaiye girebilir mi? Veya başka bir ulaşım aracı girebilir mi? Yüzlerce, binlerce kayıp veririz, Allah göstermesin. Bunu söylüyorum. Yani belediye ağlama, sızlanma yeri değil ki. Yapamıyorsan, baktın, belediye başkanı seçildin. Bir ümitle, bir umutla baktın ki olmuyor. Bırak efendim, bırak git. Bir tane yapabilen baba yiğit gelsin, yapsın. Hem diyor elim kolum bağlı, hem yapamıyorum, bütçem yok ama yerinden de kalkmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Aslına bakarsan bu belediyecilik sistemini kaldırmak lazım. Yani biz merkezi hükümeti seçiyoruz, oy veriyoruz demokratik usullere, tahammüllere uygun olarak. Belediyeyi de hükümet atasın efendim. Yani kaymakam gibi, vali gibi belediye başkanı da atasın. O zaman adam kayırmacı olmaz, işte efendim suistimaller belki minimuma iner.